sit yine bolca gürültü yapmaya başladı. Yine borsaları birbirine sokmaya çalışıyorlar. Haberler yayılıyor. Dün ciddi bir satış yedik. Oysa aslında Noel Baba rallisinin geri döneceğini düşünüyorduk. Ama Cuma günü başlayan düşüş dün de devam etti. Ve ortalığı yine bir anda borsaların çökeceğini, her şeyin çok kötü gideceğini anlatan insanlar da oldu. Peki gerçekten ne oluyor? Biliyorsunuz ben sık sık sit gürültüsüne kulaklarınızı tıkayın diyorum. Yine böyle bu boş gürültün içerisindeyiz. Yoksa cidden bir şeyler mi değişiyor? Bütün bunları size anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir bakalım borsalarda ne yaşanmış. Dow Jones aslında dünün yeşilde kapattı %0.7 ile. S&P 500'de 0.57'lik bir düşüş var. Esas sert düşüş Nasdaq'ta eksi %1.63. Bu Ekim'den beri Nasdaq'ın en sert düşüşü. Yine küçük hisse senetlerinin endeksinde de %0.70'lik düşüş var. Buna karşın VIX değişkenlik indeksinde yukarı doğru bir zıplama var. Dünya borsalarına baktığımızda bugün açık olanların çok büyük bölümü kırmızı da. Peki ne oluyor? Neler değişti? Harika bir yıl yaşadık biliyorsunuz 2023'te birdenbire bütün pazarla ilgili varsayımlar yerli yerinden mi oynadı, ekonomiler mi çöküyor, yeni bir takım veriler mi ortaya çıktı? Aslında pek de bir şey olduğu yok olan şey Wall Street kar almak istiyor. 2023'ün son cumasında zararlarından kurtulmak istediler çünkü o zararlarını vergiden düşmek istiyorlardı. Cuma günü bundan dolayı bir düşüş yaşadık. Dün de süper kar ettikleri hisse senetlerinden karlarını almak istiyorlar ama bunu 2023'te yapmak istemediler çünkü yıl sonu vergilendirmesine girecekti. İşte o karlarını dün aldılar. Yoksa borsaların aslında toplamında pek değişen bir şey yok. Bunu nereden biliyoruz? Bir tane grafiğe bakmak yeterli. Ekrandaki görüntü dün hisse senetlerinin renklerini gösteriyor. Yani kızardılar mı, yeşillendiler mi? Dikkat ederseniz ekranın sol tarafı genelde kırmızı. Apple en başta %3.58'lik düşüş. Microsoft %1.38. Nvidia %2.73. TSMC %2.38. Burada neredeyse yeşil hiç kimse yok. Google %0.97. Meta 2.17. Amazon eksi 1.32. Tülü Tesla biraz satışları atlattı. Çünkü dün Tesla beklenenden daha iyi son çeyrek satışları getirdi. Ama onun dışında bizim çok sevdiğimiz şu üst sol bölge neler var burada? Teknoloji şirketleri var, yazılımcılar, altyapıcılar, tüketici elektronik firmaları, iletişim servisleri, dijital eğlence hizmetleri Netflix gibi ve bir yandan da yarı iletkenler hepsi kıpkırmızı. Neler yeşil? Daha önce kırmızı olan yerler yeşil. Mesela ilaç üreticileri yem yeşil. Pfizer geçen sene %40-50 civarında düşmüştü. Dünü yem yeşil geçirdi. Sağlık sektörü genelde yeşil tüketici ürünleri yeşil, utility dediğimiz işte doğalgaz vesaire gibi yerler yeşil. Yani ne var burada? Geçen sene kırmızı olanlar bu sene yeşil, geçen sene yeşil olanlar da şu anda kırmızı. Bu kadar basit. Ne yaptı yatırımcılar? Çok kar ettikleri teknoloji firmalarını unutmayın. Geçen sene Nasdaq yüzdeki yükseliş yüzde ellilerin üzerindeydi. Oradan parayı aldılar. Pek kazanamadıkları alanlara doğru kaydıyorlar. Yaşanan şey temelde bu. Bir kısmı da nakite çekiyorlar. Dün nakitte de epey para çıkışı vardı. Neden? Çünkü karlarını başka yerlerde değerlendirmek istiyorlar. Tek yatırım aracı hisse senetleri değil. Özünde yaşanan şey bu kadar basit aslında ama tabii buna bir sebep gerekiyor. Dün de borsaya adeta sebep yağdı. Mesela en ilgimi çekenlerden bir tanesi Apple hissesiyle ilgili gelen yeni değerlendirmeydi. Burada Quantfury'nin ekranında görüyorsunuz Apple dün gap down yaptı açılışta ve günü %4.45'lik bir düşüşle tamamladı. Bu Apple için tabii çok 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 büyük bir unutmayın Apple. 3 trilyon dolar değerine bir şirket ve o bu kadar kolay hareket etmez. Bütün bu dev hareketin sebebi Barclays tarafından yayınlanan bir yeni reytingdi. Apple'ın reytingini düşürdüler. Dediler ki Apple'a yatırım yapmak pek de mantıklı değil. Toplam portföyüzdeki yerini azaltın çünkü cep telefonu satışları çok iyi gitmiyor. Şimdi bir kere bu çok doğru bir analizim mi değil mi? O bilmiyorum ayrı bir tartışma konusu. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Apple'ın satışları iyi gidiyor. Ama asıl mesele neden geçen yıl değil de bu yılın ilk günde yayınladılar raporu? Bir düşünün bakalım. Galiba piyasalara satış için bahane lazım. Biraz sonra bununla ilgili bir enteresan örnek daha vereceğim. İşte burada görüyorsunuz Apple bu yüzden süper düştü. Bu arada Quant Fury de sürekli kendini geliştiriyor. Biliyorsunuz Quant benim özellikle kısa vadeli işlemlerime çok tercih ettiğim bir yatırım platformu. Çünkü sıfır masraflı. Ayrıca isterseniz kaldıraçlı işlem de yapabiliyorsunuz. Pek tavsiye etmem. Kaldıraç çünkü çok tehlikelidir. Ama pek çok avantajı olan bir platform. Ve buraya yeni güzel bölümler eklediler. Üstelik kendiniz büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela haberlerle işlem diye bir bölüm var. Burada hisse senetleri, kriptolar, vadeli kontratlar ve para birimleri konusundaki en son haberleri görebiliyorsunuz. Yine şirket kazançları diye bir bölüm geldi. Bu da çok hoşuma gidiyor. Kuantiförü üzerine alıp satılabilen hisse senetlerinin eğer o gün bilançosu varsa onu burada görebiliyorsunuz. Borsa açılmadan önce mi açıldıktan sonra mı gelecek? Bugün çok heyecanlı bir bilanço yok beklediğim. Bazı küresel ekonomik veriler. Ben bu için investing.com ekranlarına gidiyordum. Burada pek gerek kalmıyor. Bütün verilere anında ulaşabiliyoruz. Bugün nelerin geleceğine mesela bakalım. Önemli veri akışları var. Ve bir yandan da eğer bir temettü yatırımcısıysanız hangi hisselerde ne zaman temettü geliyor. Mesela bugün ABM, ACM, BBD gibi şirketlerin temettüleri gelecekmiş. Beklenen temettü oranı ne? Bütün bunlara hakimsiniz. Ve bir yandan da bu grafik. Bu grafik de TradingView yapısına sahip. Yani çok iyi bir ekran oldu. Ben burada aşağı yukarı her şeyi bir arada görebiliyorum. Ve gün içerisinde ekran önümde hem işlemlerimi yapıyorum hem tekniğe hakim hem de alttaki haber akışını görüyorum. Elbette bir Bloomberg ekranı değil ama Bloomberg ekranları binlerce dolara mal oluyor. Bence Quantfergy kardeşlerimiz burada ücretsiz olarak oldukça iyi bir ekran sunuyorlar. Pound size yararlanmak isterseniz linki aşağıda ve yukarıda o link koduyla girerseniz ileride benim açacağım bazı eğitimlere ücretsiz olarak katılma şansınız da olur. Dün çok benzer bir haber üzerine hisse senedi düşüşte ESML'de yaşandı. ESML yarı iletken firmalarına makineler üreten çok önemli bir Hollanda şirketi. Oradan bir açıklama geldi. Hollanda hükümetinin bu firmanın ürettiği bazı ürünlerin Çin'e satışının yasaklandığına dair. Muhtemelen bu baskı tabi Amerika'dan geliyor. Biliyorsunuz Amerika Nvidia üzerinde de baskı kurdu. Belli yarı iletkenleri Çin'e sat diye. Bu sadece ESM'li %5.43 düşürmedi. Bütün yarı iletken hisse senetlerini aşağı aldı. Dün Nvidia'da, AMD'de, Intel'de hepsinde sert düşüşler vardı. Nedense bu açıklamaları da yılbaşında yapmak daha mantıklı gözüktü. Bunların dışında tabii de Kızıldeniz meselesi var. Kızıldeniz'de biliyorsunuz yük gemileri saldırıları oluyor Yemenliler tarafından. Amerika oraya filo göndermişti. Dün de İran bir tane destroyerini göndermişti. İşte bu da biraz gerilim yaratıyor. Etkisi ne ticaret üzerinde? Tabii ki navlu masrafla çok artıyor. Çünkü Süveyş kanalından geçmek yerine gemiler umut burnu dolanıp geliyorlar. Epey masraflar artıyor. İşte o enflasyon coşturur mu? Öyle endişeler de var. Ama işin işte enteresanı bütün bu gelimlere rağmen aslında MPF fiyatları pek bir oynama yok. Hatta enerji fiyatları dün de düşüşle devam ettiler. %1 nokta, %0.53 ham petrolde, %0.74 de WTI'da düşüşler vardı. Yani orada bir etki yok ama acaba navlu fiyatlarını yansır mı? İşte yine kokacak konu, enflasyon engeller mi vesaire. Dün bir de bu pişirip önümüze kondu. Bunların içerisinde benim görüşümü değiştirecek bir şey yok. Yeni bilinmeyen bir haber yok önümüzde. Amerika'nın borcu zaten hep olan borçlu. Bu yılda o borçla Amerika idare eder. 2024'ün borsa açısından 2023'e göre biraz daha yavaş geçeceğini öngörüyorum biliyorsunuz. En son videomda anlatmıştım. Ben bu yıl ocağın iyi geçeceğini ama Şubat-Mart'ta sorun yaşayacağımızı düşünüyordum. Şubat-Mart'ta işte enflasyon, resasyon önümüze o geleneksel kumları yine pişirip getirirler diye inanıyorum. Belki de o problemi biraz öne çekmeyi tercih ettiler. Kar almayı tercih ediyorlar şu anda. Önümüzdeki 2-3 günde işler belli olur. Bu haftayı pozitifte geçirsek çok çok iyi olur. Çünkü geçmiş bize gösteriyor ki borsalar ilk haftayı pozitif geçirirlerse o yılı pozitif geçirme ihtimalleri de artıyor. Tabi geçmiş geleceğin garantisi değil ama böyle bir ihtimal var. Bu haftayı negatif geçirirsek de Yeşil bize diyor ki o yıl borsa için pek iyi olmaz. Fakat bu yıl Amerika'da başkanlık seçimleri var ve aynı başkanı ikinci kez seçilmek üzere girdiği yıllarda genelde borsa yukarı doğru hareket etmiş. Ayrıca S&P 500'ün bir önceki yıl çok pozitif kapattığında ikinci yılı da genelde pozitif kapatma eğiliminde. Tabi bütün bunlar çok da önemli şeyler değiller. Verileri yakından takip edeceğiz. Bakış açımızı değiştirecek, yatırım tezimizi değiştirecek bir şey var mı ona bakacağız. Bu bizim yatırım portföyümüzü nasıl etkileyecek? gelecek bu konuda yorumlarda bulunacağız. Bu sene sadece nazakta değilim. Bu sene küçük hisse senetleri, bankalar, finansal kuruluşlar biraz daha portföyü yaydık. Çünkü ben bu biraz önce gördüğümüz otasyonu zaten öngörmüştüm. Mesela Biofarma'da bu sene epey yatırımımız var. Geçen sene neredeyse hiç yoktuk ve görüyorsunuz dün sağlık sektörüne doğru bir akış gerçekleşiyor. Bir yandan kripto tabi epey canlı. Bitcoin ETF çıkacak mı, çıkmayacak mı meselesi Bitcoin'i yukarı taşıyor. Bu çerçevede madencilik firmaları ve Coinbase gibi şirketler çok yükselmişlerdi. Onlarda da 2 gündür acımasız kar alımları görüyoruz. Gayet de makul. Mara %600 yaptıydı. Elbette oradan kar alacak insanlar. Coinbase geçen sene %300'ün üzerinde yaptı. Elbette kar alacaklar. Bunlar benim için bir sıkıntım yok. Benim gördüğüm borsa rotasyon, kar alma ve yeni döneme hazırlanma eşiğinde henüz makroekonomik göstergelerde veya mikroekonomik göstergelerde beni etkileyen korkacak bir hikaye yok. Ve hepsinden önemlisi bilançoları aşağı yukarı 3 hafta kaldı. Bilançoların nasıl geleceği önemli. Kuvvetli bilançolarla karşılaşırsak ne hoş. Dün Tesla oldukça kuvvetli kuvvetli son çeyrek satışları da getirdi. Beklentinin üzerine çıktı ve yılı da 1 milyon 800 bin aracın üzerinde satışla tamamladı. Bu bir önceki yıla göre %30'un üzerinde bir büyüme anlamına geliyor. Son derece zor bir yıldı Tesla için. Faizler yüksek her yerden sıkıştırdılar. Rekabet vesaire derken Tesla yine ciddi şekilde büyüdü. Ama hisse senede dün bu çok onlu yansımadı. Biraz piyasanın gürültüsüne renk geldi. Bir de yatırımcı nasıl merak ettiği şey önümüzde ne bekliyor bizi? Tesla bu yıl neler yapacak vesaire. Yanılmıyorsam 24 Ocak'ta bilanço gününde Elon Musk'ın diyeceklerini konuda merak ediyoruz. Dün Rivian'ın satışları geldi. Rivian'ın satışları epey kötüymüş son çeyrekte. O olumsuz etkilendi. İşte böyle haberler içerisinde akıp gidiyoruz ama henüz yılın ilk günleri çok fazla radikal karar almamakta fayda var. Ben dün portföyümüze küçük bir ekleme yaptım. Coinbase aldık biraz daha. Yatım tavsiyesi değil. Çok düştüğünü gördüm. Sanki artık tabana yakın bir yerde daha da düşerse almaya devam edebiliriz. Ama ben henüz görüşümü değiştirmedim. Ben S&P 500'e bu yıl 5200-5400 arası bekliyorum. Ama böyle biraz daha dalgalı bir yıl olacak ve bu yıl ayılar da epey para kazanma fırsatı çıkacak. Sık sık böyle gideceğiz geleceğiz. Şu anda borsalar için ucuz diyemeyiz. O yüzden böyle bir yükle alım yapmanın da mantığı yok. Biraz bekleyeceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz. Huzur içinde sakince bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.